Dostlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben spiritüel danışman, medyum Canan Canoğlu. Şimdi bugünkü deste seçte gördüğünüz gibi bakla falım var, iskambil falım var, gül tarotum var. Deniz kızı ve yunuslar destesiyle de bunları tamamlamaya çalışacağım, okumaya çalışacağım dostlarım. Saniye kadar sessizlik rica ediyorum ve istediğiniz bir deste üzerine yoğunlaşın sevgili arkadaşlarım. İsterseniz gül tarotu, isterseniz iskambil falı, isterseniz de bakla falını seçebilirsiniz. Sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere yüreğinizden geçen her şey gerçek olsun. Ve sevgili deniz kızı ve yunuslar destem, bugünkü okumalarımda lütfen bana yardımcı ol. En doğru kartlar, en doğru mesajlar yüreğimize ulaşsın. Amin. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Bugün biraz nazar boncuğuyla çalışmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hanemizde, evimizde, yüreğimizde, ikili ilişkilerimizde ne kadar nazar ve negatif enerji varsa hepsini derin bir iç çekişle evrene yolluyorum. Karanlık enerjiyi karanlık bölgeye yolluyorum ve ben aydınlıkta kalmayı seçiyorum. Sevgili baş melek Mikail, mavi kalkanınla beni, evimi ve tüm sevdiklerimi nazardan koru. Amin. Derin nefesinizle verin gitsin sevgili dostlarım. Kötü enerji, nazar enerjisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulen Rabbin felak bin şerri mahalak ve min şerri gazikin iza ve kap ve min şerri nefasati filukat ve min şerri hasin iza set. Sevgili baş melek Mikail, Yüce Kur'an ayetleriyle okumuş olduğum bütün dualarımı kabul eyle. Derin bir nefesimle bütün nazar enerjisi, negatif enerjiyi evrene yolluyorum. Işıkta kalmayı, ışık olmayı tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulenz Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerir vesfas ilhan nas, ellezi yüvesbis fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Rabbil alemin, sevgili Allah'ım, sevgili meleklerim, bana, aileme ve sevdiklerime yapılan negatif enerji, büyü, maşi, tılsım, her ne varsa onları derin nefesimle karanlığa gönderiyorum. Karanlık güçleri karanlığın derinliklerinde yok edebilirim. Benim yolum aydınlansın. Benim yolum ışık dolu olsun. Amin. Derin bir nefesinizle verin gitsin sevgili dostlarım. Karanlığı karanlığın derinliklerine gönderin. Biz ışık olmayı seçiyoruz. Biz ışıkta kalmayı seçiyoruz. Ve ışıkta kalmayı seçtiğim için sevgili arkadaşlarım, mutlaka dileğimin gerçek olması için bir mum yakıyorum. Mumun üzerine düşüncelerimi yoğunlaştırıyorum. Sevdiğim insanın adını burada yazdığını hayal ediyorum. Almak istediğim evin burada resminin olduğunu hayal ediyorum. Terfimin, başarımın, sağlığımın bu mum üzerinde titreştiğini hayal ediyorum. 10 saniye kadar gözlerimi kapatıyorum. Bütün dileklerimi tutuyorum. Ben mesela ev alma niyeti var. Bahçeli ve çok güzel bir evi almaya niyet ediyorum. Sevgili meleklerim, yolum aydınlansın, karanlıktan ışığa çıkayım. Belirsiz ve kararsız düşüncelerim yol bulsun, ışımayı ve parlamayı tercih ediyorum. Bahçeli ve çok güzel bir ev beni arayıp bulsun. Teşekkür ederim. Siz ne istiyorsanız dostlarım, aşk, ilişki ne istiyorsanız onun üzerine yoğunlaşın. Ve
Işıkta kalmayı tercih ediyorum diyorum. Yolum aydınlandı. Yolum ışıdı. Işık enerjisiyle okuyacağım kartların üzerine ve sevgili baklamın üzerinde gezdiriyorum. Ve ışık oldu. Ben kuvvetli bir ışık işçisiyim. Işığı ve sevgiyi hayatıma katıyorum. Evet, şimdi şöyle yapalım. Biraz daha çekiyorum müsaadenizle. Melek kartlarını. Aslında deniz kızı kartları. Evet, bütünün ve benim hayrıma olmak üzere. Yüreğimden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Bakla falını seçen tüm dostlarıma. Duaları kabul olsun Rabbil Alemin. Varsa negatif enerji ve büyü tamamıyla bir nefeste yok olsun. Sevdikleriyle kavuşsunlar, gönül köprüleri kurulsun. Ve hepsinden önemlisi yüreğinin derinliklerinde varsa bir korku tamamıyla cesaret açığa çıksın. Varsa bir kıtlık enerjisi bolluk açığa çıksın. Allah'ın dediği olsun, sizler çabalayın, sizin de dediğiniz olsun sevgili dostlarım. İlahi rahmet üzerinize yağsın. Ve ben şu şekilde baklalarımı alıyorum. Of. Düşürmemeye çalıştım. Evet, şöyle açıyorum baklaları. Maşallah, inşallah, subhanallah. Yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Sevgili meleklerim, bu baklaları okumama yardım edin. Oo. Şimdi dostlarım, uzaklardan bir yerden evrakınız gelecek. 7 gün, 7 hafta içerisinde bir evrağın gerçekleştiğini görüyorum. Duygusal hayatındaki bir tıkanıklık bir telefonla beraber açılacak. Bir hafta içerisinde sevdiğin bir insana kavuşacağını görüyorum. Her şey gönlünce olacak. Masa başında bir insanla kısa ama net bir konuşma yapacaksın. Kendini ve böyle güzellikle ilgili anlayışını değiştirdiğini görüyorum. Bereketle ilgili bazı problemler yaşadığını, bereketinin yakın zamanda seni bulacağını, içindeki karanlığın aydınlığa çıkacağını görmekteyim. Ev alma durumun var, ev alma isteğin var. Biraz daha beklemelisin. Çünkü hemen gördüğüne sarılırsan türlü sorunlarla karşılaşacağın gözüküyor. Ev alma ya da evlenme gibi isteklerinde biraz öteleme, biraz erteleme gerektiriyor sevgili dostlarım. Bazı arkadaşlarıma da dostlarım, özellikle kova burçlarına aşkta büyük ilerlemeler kat ettiğinizi söyleyebilirim. Aşkta ilerlemeler kat etmenizle beraber 3 büyük dileğin gerçek olacak. Kardeşlerinle kısa zamanda köklü bir beraberlik kuracaksın. Her türlü mutluluk seninle olacak sevgili arkadaşlarım. 3 gün içerisinde bir sorunu çözdüğünü, bir evrak alarak yükselişe geçtiğini, ya bir diploma aldığını ya bir evrak aldığını, bunun seni çok sevindirdiğini söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Ava giderken avlanacak birileri. Seni alt etmeye çalışırken, seninle ilgili kötü düşünceleri varken bazı insanların sanki kötülükleri kendilerine yönelecek ve şunu söyleyecekler sevgili dostlarım. Ben ettim, ben buldum, kendim ettim, kendim buldum. 25 gün sonra bir yola gideceğini, başarılı olacağını görüyorum. Sıkıntıdasın, daralmışsın ve bazı konularda tatlı haberler almak istiyorsun. Tatlı haberler almak istiyorsan harekete geçmen gerekecek Başak ve İkizler burçları. Kova burçları, ani sevinçlere hazır olun diyorum sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapacak isminde S harfi olan kişiler ve M harfi olan kişiler terfi edecekler sevgili dostlarım. Öfkeleniyorsunuz, isminde Y harfi olan Yusuf, Yakup ya da Yaren gibi arkadaşım, bir şeylere çok öfkelenmişsin. Ama öfkeni yenmeyi başarmalısın. Yoksa bu kalıcı bir hasar bırakabilir. Stres gibi ya da sevgiliden ayrılmak gibi. Buna hiç gerek yok. Yakın zamanda iki büyük bolluğa kavuşacaklar. Koç burçları ve aslan burçları, bolluk ve
Güzellik enerjisi onlarla olacak. Balık burçlarına melek enerjisi geldi bile sevgili dostlarım. Boğa burçlarını aşkta büyük ilerlemeler, büyük gelişmeler bekliyor. Denizden gelecek bir haberle beraber kendinizi çok iyi, çok zinde ve çok rahat hissedebileceksiniz arkadaşlarım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Güç ve kuvvet kazanmak istiyorsan ve bereket hayatına çekmek istiyorsan altınla ilgili yatırımlarına dikkat et. Aniden altın al ve altını sakın bozdurma. Altınla ilgili değerlerin ön plana çıkıyor sevgili dostlarım. Özellikle Aralık doğumlular, Mart doğumlular altın almalılar. Ani zenginlik, ani başarı, ani birliktelik görüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sevgili terazi burçları ve sevgili ikizler burçlarına çok aydınlık bir haber alıp sevineceklerini, pembe düşlere dalacaklarını, rüyalarda bir mesaj alacaklarını söylemeliyim. Biraz hasta olabilirler. Sevgili boğa burçları ve terazi burçlarında çevrelerinde bir hastalık olabilir. Dikkatli olmalarında fayda var arkadaşlar. Keseniz kasanız dolacak sevgili İkizler burçları, aslan burçları ve yengeç burçları. Yazın doğan insanlarda biraz daha ben bereketin artacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Biraz para kaybınız olabilir. 2500 gibi civarda. O para kayıplarının arkasına sevgili arkadaşlar yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Evinizde bir nazar enerjisi var. Aknalı alıp takmanızda büyük faydalar görüyorum. Bazılarınız bir ay içerisinde tüm borçlarından kurtulmaya başaracaklar, kurtulacaklar ve aynı zamanda bir mücadele ettikleri durumla ilgili güzel sevinçler alacaklar. 6 kişi bir araya gelmişsiniz, bir konuşmalar yapılıyor, aile meclisi gibi bir şey. Buradan sevgili arkadaşlarım bir miras konusunun konuşulacağını görüyorum. Erkeklerin daha baskın olduğu bu toplulukta kadınlar da seslerini duyuracaklar aile meclisinde. Kadınlar ya da kızlar mirasla ilgili bir konu ya da paranın paylaşımıyla ilgili bir konuyla ilgili çözüme ulaşıyorlar. Dışarıdan birilerinin müdahalesi ve kanuni yönden hak arama yoluyla başlangıçlar yapacağını görüyorum. Evinizde peri enerjisi çok yoğun. Peri enerjisi size bereketi ve bolluğu taşıyacak. Her gün mum ya da tütsü mutlaka yakın. 7 gün boyunca melek enerjisi sizinle beraber oluyor. Peri enerjisi sizinle beraber oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Dostlarım, nişan görüyorum. İkizler, Başak, Yay burçlarına nişan ve aşkta ilerlemeler görüyorum. Nisan doğumlu olanlar, Koç ya da Boğa burçları, taşlaşmış yüreklerle uğraşmak zorunda kalmışsınız. Artık onu kendi haline bırakıyorsunuz. Ne yaparsa yapsın ben karışmıyorum diyorsunuz. Taşlaşmış o yürekte biraz merhamet ve biraz da hani sonlanmanın verdiği korkuyla beraber bir dize geliş var. Partnerinizden haber geliyor. Nisan ayı doğumlular sevgili arkadaşlarım. Bakla falına bakan tüm dostlarıma aşkta iyileşmeler görüyorum. Bereketli ve hareketli günler var. Bir miktar para girişi var. 10 bin lira kadar bir para girişi olduğunu görüyorum. 3 vakte kadar önemli bir görüşmeye tanıklık edecekler. Bir döngüyü değiştirecekler. Bir bakış açısını değiştirecekler. Mahkemelik iki olaylarını çözüyorlar. Özellikle toprak grubu olan sevgili dostlarıma, oğlak burçlarına ve Başak burçlarına ve Boğa burçlarına ani gelecek para, ani gelecek kısmet dolup taşacaklar sevgili dostlarım. Çok büyük kısmetler alıyorlar. Akrep burçları, yengeç ve balık burçlarına dostlarım böyle bir yerde konuşma ve bir işi bağlama, bir işe girme veya aşk hayatında ilerlemeler olacağını söyleyebilirim. Aslan burçları, biraz kalbinize dikkat edin, biraz omurga sorunlarına dikkat edin. Aslan ve yay burçlarında sağlık durumlarını hallederlerse her şey kolay, rahat ve huzurlu olacak sevgili arkadaşlarım. Balık burçları yeniden doğuşu yaşayacaklar.
Kova burçları birkaç yerde gördüm. Hem masa başında iş hem ev alma durumlarınız söz konusu. Terazi burçları uzaklardan gelen kısmetle beraber dolu taşıyacaksınız sevgili arkadaşlar. Yay burçları yine burada görüşmeler yapacağını, başarılı olacağını, balık burçlarının duygusal hayatlarını şifalanacağını söyleyebilirim. Bakalım deniz kızı kartlarımız neler söylüyor? Hazine sandığı, gizli kalan bir şeyleri öğreneceksin. Parasal yönden ilerleyeceksin. Ruhsal gelişimi tamamlayacaksın. Daha ne olsun sevgili dostlarım. Dostlarım, şimdi iskambil falına bakmak istiyorum. İskambil falını seçen tüm dostlarıma arkadaşlar, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Yüreklerinden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Sevgili Allah'ım ve sevgili meleklerim, bilgi ve her türlü mutluluk İskambil falını seçen sevgili dostlarımla olsun. Karanlıkta kalan bütün güçleri, karanlıkta kalan bütün emelleri yok olsun, yerine ışık gelsin sevgili dostlarım. Emellerine ulaşmak için, dileklerine ulaşmak için tez günde hayır kapıları onlar için açılsın. Para bolluk ver ya Rabbim, ver ya Rabbim, ver ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili meleklerim, herkese bereket, bolluk ve iyilik getirsinler. Meleklerimi çok seviyorum ve biliyorum sevgili baş melek Mikail parasal her konuda bizlere yardımcı oluyor, bereketi taşıyor ya Rabbim. Ya Rabbim, izleyen herkese bereket, bolluk ve iyilik gelsin. Amin. Şimdi ben şunu söyleyeyim öncelikle. İskambil falını seçen sevgili dostlarım, yaslı gittim, şen geldim diyecekler. Bir mücadeleye girişiyorsunuz. Bizim çocukluğumuzdaydı bu marş. Yaslı gittim, şen geldim, aç koynunu ben geldim. Marş gibi bir şeydi yani. Biraz lirik bir şarkıydı. Yani kahramanlık barındıran bir şarkıydı. Yaslı gittim, şen geldim diyeceksiniz. Büyük ilerlemeler kat edeceğinizi görüyorum. Evinizde özellikle bolluk ve iyilik olacak sevgili dostlarım. Üç büyük dileğiniz olduğunu, dileklerinizin yerine geleceğini, evinizde bolluk ve bereketin hüküm süreceğini söyleyebilirim. Aşkta çok ileri gideceksiniz ve katı kuralları yıkmanın yanı sıra her şeyin gönlünüze göre olacağı, güzel bir beraberlikten yana olduğunuzu söyleyebilirim. Resmi evraklarda çok büyük ilerlemeler kat edeceğinizi, her türlü iyiliğin ve güzelliğin sizinle olacağını söyleyebilirim. Özellikle ikili ilişkilerde. Bakınız, para yönünden kopmalar olmuş. Para yönünden kopmalar olunca sıkıntıya girilmiş sevgili dostlarım. Parasal yönden erkeğin iyi duruma gelmesi, kadının iyi duruma gelmesi. Aslında hem kadının hem erkeğin ya da evlilerse evde bulunan herkesin bir bolluk enerjisine doğru gittiğini görüyorum. Bu bolluk enerjisinin alınmasıyla beraber köklü değişimler, olumlu gelişmeler, mutluluklar ve mutlu adımlar sizinle olacak. Ama harekete geçmen gerekiyor, yüreğindeki sıkıntıyı atman gerekiyor. Yüreği sıkıntıda olan dostlarıma, her türlü işte beklentide olan, titreşerek bekleyen, korkarak bekleyen, gelir mi gelmez mi, olur mu olmaz mı diyen dostlarıma, hadi bir değişim, köklü değişim için bakınız, yediler köklü değişimi ifade ediyor. Köklü bir değişim için bir meditasyon yapalım. Timüs bölgesinin olduğu yere 21 kere vuruş yapıyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Şu şekilde evrensel ışık almak için. Evrenden gelen bolluk, bereket ve iyiliği kabul ediyorum. Tüm yaşamıma bereket ve güzellik aksın. Bütün dileklerim fazlasıyla gerçek olsun. Ve ben meleklerimden gelen sevgi, barış ve huzuru alıp kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
demeniz yeterli sevgili dostlarım. Değişim güzel olacak. Fakat sizin hala yüreğinizde bir korku olduğunu görüyorum. Bir iş olur mu olmaz mı? Neden araya birileri girdi? Neden araya zaman girdi diyorsun? Üzülmemelisin. Zaman içerisinde yıldızının parlayacağını görüyorum. Ve her bakımdan iyi almayı hak ettiğini söylüyor deniz kızların. Bir dolunay vakti yüreğindeki bütün korkuyu, bütün sıkıntıyı, bütün hengameyi atıyorsun. Ve berekete, iyiliğe doğru yöneliyorsun sevgili arkadaşım. Bereket, iyilik ve mutluluk seni bulacak. Bundan çok çok eminim. Arkadaşlar, İskambil falını seçenlere çok harika bir açılım çıktı. Gül tarotuna geçmek istiyorum. Gül tarotunda neler var? Evet, fırlayanı alıyorum. Kobrayı görüyor musunuz? Kobrayı. Bir de Kobra Murat mı vardı? Böyle bir şarkıcı. Zayıfladı sonra. Kobra Murat gibi vallahi böyle azgın bir düşmanınız var. Kobra Murat düşman değil de yani böyle onun gibi böyle cabbar bir adam. Dost gibi görünen bir düşman sevgili dostlarım. Dost gibi gözüken bir düşmanın var. Aslında pek çok konuyu halletmeyi deniyorsun. Bakın, burada yüreğinin derinliklerindeki acıyı, korkuyu ve negatif bütün duyguları evrene göndermek istiyorsun. Negatif olan ne varsa hayatından silmeye niyet etmişsin. Ama bir türlü bunu başaramıyorsun. Yakın zamanda bunu başaracak mısın? Evet, başaracaksın. Bir eve girdiğini, rahatladığını, ferahladığını, güzel günlerin çok yakında olduğunu söyleyebilirim. Ev alma isteğin fazlasıyla gerçek olacak. Özellikle Kova, Aslan, Akrep, Boğa burçlarına ev ve iş yeri gözüküyor. Yeni iş yeri açabilirsin, yeni işe girebilirsin, yeni ev alabilirsin, ev taşıyabilirsin. Köklü değişimler senden yana olacak. İlmek ilmek bir başarıyı perçinlediğini görüyorum. Akciğerlerine dikkat etmen, böbreklerine dikkat etmen gerekiyor. Kan basıncı ve tansiyonla ilgili sorunlar olabilir. Senin ya da bir yakınının olabilir. Kanla ilgili bir sorun yaşayacaksın. Kalbinin ferahladığını, rahata çıktığını, mutluluğa doğru gittiğini görüyorum. Önemli bir telefon alıp sevineceksin. Üç büyük dileğin var. Biri hemen oluyor. Diğeri ise böyle 8 günle 18 gün arasında gerçekleşecek. Öbürü için 35 gün beklemen gerekecek. Ve şu anda demir attım yalnızlığa diyorsun. Yalnızlığa demir atman senin için çok iyi oluyor sevgili dostlarım. Neden iyi oluyor? Bir süre kafanı dinleyeceksin. Yakınlarınla ve sevdiklerinle zaman geçirme fırsatı bulacaksın. Onlarla zaman geçirdiğinde yüreğini onlara doğru açtığını, her türlü sıkıntıdan kurtulduğunu, sadece dost bildiklerinin düşman olduğunu söylemek istiyorum. Hani bırakıp da gitti dost bildiklerim diyorsun ya. Bırakıp da gidebilir dost bildiklerin. Yakın zamanda bu sıkıntıları atlattığında her türlü iyilik, mutluluk, başarı ve güzellik seninle olacak sevgili dostum. Melekler ne diyor bakalım? Kutsal değişim. Değişim senin lehine sevgili dostlarım. Önemli bir yaşamsal değişiklik sana büyük iyilikler getiriyor. Bu değişimi kim yapacak? Tabii ki sen yapacaksın. Fırsatları kim çıkartacak? Allah'ım çıkartacak, meleklerim çıkartacak sevgili dostlarım. Allah'ım ve meleklerim ve ruhani varlıklarım. Ve dahi dualarım benim yolumu açacak, senin yolunu açacak, hepimizin yolunu açacak sevgili dostlarım. Ben spiritüel danışman Astro Canan, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Gerek çakraların açılması, melek koçluğu,
tarot okumaları ve astroloji danışmanlığıyla karşınızdayım. Arayın konuşalım. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Abone olun. Bildirim zilini aktif hale getirin. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Hoşçakalın.